16. Plastik Endüstrisi Kongresi'ni gerçekleştirdik. PAGEV sürdürülebilir bir şekilde bu kongresini 16 yıldır sektörle buluşturuyor. Dünyanın her tarafından uzmanları, yurt içindeki yetkin uzman kişileri sanayicimizle bir araya getirip vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. Son dönemdeki en önemli gündem de sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, yeşil teknolojiler. Bu konunun işlendiği kongremizi de bugün Plast Avrasya Fuarımızdan bir gün önce TÜYAP Palas Oteli'nde gerçekleştirdik. Ana gündemimiz demin de bahsettiğim gibi döngüsel plastik yönetimi esaslıydı. Plastik bugün hayatımızda vazgeçilmez bir malzeme olarak her noktada bulunuyor. Ama önemli olan hayatımıza bu kadar kolaylık sağlayan bir malzemeyi kullanımı bittikten sonra da geri dönüşümünü, atık yönetimini, bunun sertifikasyonunu, belgelendirmesini sağlayacak sistemleri kurmak. Bu konuda Avrupa Birliği'nin öncülüğünü yaptığı yeni bir dönüşüme girdik. Bu dönüşümün çerçevesini konunun uzmanlarıyla birlikte, sektörümüzle birlikte paylaşacağımız bir kongre gerçekleştirdik. Kongremiz bu anlamda bugünkü paneliyle birlikte de başta atığa ulaşmak, yeşil teknolojiler, yeşil finansman konularını işleyen bir şekilde bu panelle de hızlı bir şekilde devam ediyor. Yarın ayın 22'sinde, 22 Kasım'da Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan, dünyada da her sene düzenlenen fuarlar arasında ikinci sırada yer alan Plast Avrasya fuarımızı TÜYAP'ta PAGEV TÜYAP işbirliğiyle tekrar gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin plastik sanayindeki Avrupa'daki Almanya'dan sonra ikinciliği teknolojik anlamda da ham madde anlamda da bu fuarda izleyicilerle buluşacak, ziyaretçilerle buluşacak. Rekora imza atıyoruz bu sene fuarda. Fuar alanımızın fiziken bütün hepsi dolmuş durumda. Endüstrimizin gelişmesini de gösteren bir fuar olduğunu görüyoruz bugünden. Ziyaretçilerimizin de yine rekora ulaşmasını bekliyoruz ve bu yeniliklerle birlikte sektörümüz sektörün büyümesine büyük bir katkı verecek bir fuar olacaktır diye düşünüyorum.